Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber dünyanın en fazla kazanan 10 e-spor oyuncusuna bakacağız. Ne duruyoruz? Hemen başlayalım. Gözlerinin feri gitmesine rağmen hala oyun oynamakta ısrar ediyor. Dünyanın en fazla kazanan oyuncusu olma şerefi 2013'e kadar Jonathan Wendell'e aitti. Ta ki Lee Jae-dong, Jonathan Wendell'in toplam hasılatına geçene kadar. Ve 2013 senesinde bu unvanı 489.000 dolar kazanarak elde etmişti. Ve hangi oyundan kazandığını merak ediyorsanız 2013 senesinde StarCraft 2'den elde etmiştir. Newbie eSports Club üyeleriyle tanışın. Ve bu isimleri söylerken mecbur bakmam gerekiyor. Çünkü okuduğumda siz de anlayacaksınız. Hazır mısınız? O zaman okumaya başlayayım. Chen Ha Ri Hao, Zhang Mu Pang, Zhang Ning, Jiao Wang ve Zhaoyi Wang isimdeki üyelerden oluşmaktadır. Bu takım Temmuz 2014 yılında 4 tane yarışmadan 5 milyon dolar kazanarak Dota 2 oyunundan Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Alınan ödül ve geçmiş turnuvaları da katarak ve ayrıca sponsorları da dahil edersek her üye 1 milyon dolardan fazla kazandı. Güney Koreli Lee Yan Yeol, diğer bir deyişle Nada, tüm zamanların en popüler StarCraft oyuncularından biridir. 2007 yılında VMage Fox ile 690 bin dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu büyük miktara turnuva kazançları dahil değil. Turnuvada ise 247 bin dolar kazanmıştı. Daha sonra Complexly ismindeki takım ile anlaşan Lee, 2012 senesinde askerliğe gitti. Yani bir bakıma emekliliğe ayrıldı diyebiliriz. Bu listede neden hep çekik gözlü arkadaşlarımız var? Yoruma yazar mısınız? Güney Koreli Jae Jo Hang profesyonel bir Warcraft 3 oyuncusudur. Bu zamana kadar turnuvalardan kazandığı miktar 443 bin doları bulmuştur. Bu arkadaşımız da Lee Yu Yeol gibi VMate Fox adındaki profesyonel bir e-spor takımı ile sözleşme imzalamıştır. Miktar ise 500 bin dolardır. Oyun dünyasının Fatality adıyla bilinen 99 yılında profesyonel oyunculuğa başlayan Wendell, Profesyoneller Ligi'nde Doom 3, Alien, Predator 2 ve Painkiller oyunlarında başarı kazandı. 13 yıl boyunca profesyonel bir oyuncu tarafından kazanılan en yüksek ödülleri kazanarak tarihe geçti. Ne kadar mı kazandı? 35 turnuvada 455 bin dolar. Ayrıca Fatality Gamer Gear adındaki bir şirketi var ve ne kadar kazandığı bilinmiyor. Sadece 24 yaşında olan Carlos Rodriguez yılda yaklaşık 950 bin dolar kazanıyor. Profesyonel bir League of Legends oyuncusu olan Carlos, bir gazeteye verdiği demeçte net gelirini turnuvalardan, maçlardan ve sponsorluk anlaşmalarından geldiğini söylemektedir. Bir gazeteye verdiği demeçte net gelirinin turnuvalardan, maaşından ve sponsorluk artı canlı yayınlardan kazandığını söylemiştir. Eli yüzü düzgün oluşuyla, kendi kişisel markasıyla e-sporun David Beckham olarak da tanınmaktadır. Sumayalı Hasan, Pakistanlı bir Dota 2 oyuncusudur. Şu an Evil Genius'un orta oyuncusudur. Sumayalı Dota 2'yi Pakistan'da oynamaya başladı. Kendi bilgisayarı olmadığı için kuzenleri ve arkadaşları ile beraber küçük bir motosiklet ile internet kafeye gidiyorlardı. Ve daha sonra daha fazla oynamak için kendi bisikletini sattı. Smile 5 Ocak 2015'te Evil Genius'a girdi. Evil Genius ise The International'a 2015'e girdi. Takım buradan kabaca 6.6 milyon dolar kazandı. Smile ise 1.3 milyon dolar. Of! 16 yaşında 1 milyon dolar kazanan en küçük e-sporcu oldu. Ve şu ana kadar toplamda 2.5 milyon dolar kazandı. Clinton Loomis 19 Şubat 1988 yılında Kaliforniya'da dünyaya geldi. Daha çok Fear takma adıyla da bilinmektedir. Amerikalı profesyonel Dota 2 antrenörü ve eski oyuncusu olan Fear 2016 senesinde emekliye ayrıldı. Daha demin de bahsettiğimiz gibi Evil Genius The International 2015'e katılmıştı. Fear de oradaydı ve 1 milyon dolar hasılat kazandı. Aynı zamanda Evil Genius'un da Dota 2 takım kurucusudur. Şu ana kadar 58 turnuvadan 2 milyon 400 bin dolar kazandı. Peter Dager, ABD'li profesyonel Dota 2 oyuncusudur ve şu an Evil Genius'un CEO'sudur. Herkes de Evil Genius'a kapak atmış durumda. Şimdi bu söyleyeceklerime dikkat edin. Ekibin kaptanı olarak The International 2015'te
6 milyon dolar kazandı. Ve bu onu dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncusu unvanını kazandırdı. Peter 25 yaşında ve sadece 2006 yılında elde ettiği kazanç 104 bin dolar. Ve 57 turnuvadan şu ana kadar 2 milyon 164 bin dolar kazandı. Universe adıyla da bilinen Sahil Orara 11 Ekim 1989 doğumludur. Yine Evil Geniusus. Evil Geniusus da offlaner pozisyonunda oynayan ABD'li profesyonel bir Dota 2 oyuncusudur. Ve yine The International 2015'i kazanan Evil Geniusus'un bir üyesiydi. Ve rakama hazır olun. 2017 Ocak ayı itibariyle 64 turnuvadan 2 milyar 800 milyon dolar kazanarak en fazla kazanan e-spor oyuncusu oldu. Sahil'in en iyi yılları 2014 ve 2015 olsa da 2011'den beri profesyonel oyun oynamaktadır. Sahil 2014 senesinde uluslararası düzenlenen 18 turnuvadan 312 bin dolar kazandı. Ayrıca 2015 senesinde 256 bin ve 258 bin olmak üzere 2 tane ödül kazandı. Yani kısacası kazandıkça kazanıyor. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncularına baktık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenin ve abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha sonra Komsli turnuvalardan kazandığı miktar 443 milyar. Bu arkadaşımız da Yileon Jun. Sadece profesyonel bir Legios bir motosiklete binerek internet kafeye gidiyorlardı. Bu kadar basit. 2 milyon